Görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sorum olacak. Keşke geçmişte yapmış oldukları bir takım açıklamaları böylece hatırlasalar. O zaman da çok garip tepkiler göstermişlerdi. Biz itidal tavsiye etmiştik. Sisi bir ihtilal yaptı. İhtilalle iş başına geldi. Seçimlere giderken bak eğer doğru oy kullanmazsanız Sisi iş başına gelir diye muhalefeti de Sisi'ye benzetmeye kalktılar. Bugün ayakları yere değdi. Başka bir çıkış yolu olmadığını gördüler ve Mısır'la normal münasebetler başladı. Bunun ben itidalli gidildiği takdirde inşallah müsbet bir netice vermesini ümit ederim. Bu da iktidarın yaklaşımına bağlı. Sisi'nin yaptığı yanlışlara destek vermek değil, onların düzeltilmesine, mağdurların da mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasına matuf bir yakınlaşma olur diye ümit ederim. Evet. Efendim, Ticaret Bakanı görevinden alınmıştı. Dezenfektan olayı yaşanmıştı, hatırlarsınız. İktidar bu konuda sessiz. Aynı zamanda Ulusal Pekcan ve İstifa Eden Bakan da sessiz. İktidarın konuşmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz bu noktada ve Ulusal Pekcan'a? Evet. Sükut suçu kabul etmek manasına gelir. Ortada bir hakikaten kabul edilmesi mümkün olmayan durum var. Ve bu durum karşısında muhalefetten birileri olsa yeri göğü birbirine katacaklar olanlar şimdi sessizler. Bunun aslında ben bir suçun kabulü, bir suçun itirafı olarak görüyorum, böyle adlandırıyorum bu gelişmeyi, tanımlıyorum. Bu noktada da iktidarın elinden gelen bir takım adımları atması gerektiğini düşünüyorum. Suç suçsa, sabitse üzerine gidilmeli ve mutlaka gereken yapılmalı. Efendim, son soru. Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma açılmıştı. Efendim? Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma açılmıştı. Evet. Türbe ziyareti sırasında ellerini arkaya bağladığı sebebiyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Evet. Tabii gülelim mi, ağlayalım mı halimize? Edep edeptir. Yani biz böyle yerlere girerken belli bir tavırla gireriz. Tabii bunun bir kanuni suç addedilip dava açılma gibi bir yola girilmesini aklım ve havsalam almaz. Bir yerde bir kişi eğer bulunduğu mekanda nasıl davranılması icap ettiğini bilmiyorsa vatandaş nezdinde tenkit görür. Ki benim anladığım kadarıyla bu konuda Sayın İmamoğlu'nun farklı ifadeleri de var. Yani böyle bir tavır içinde olmadığını. Ama ben bu tarzda bir dava açılmasını havsalam, emin olun, almıyor. Bu çaresizliğin ifadesi. Tenkit edersiniz, beğenmezsiniz. Ama dava ne olacak? Ne diyecekler? Bir saygısızlık örneği verilmiş olsa ne diyecekler? Hiç. Yani bu sadece gösterişten ibaret ve ben bu tip yaklaşımları hiçbir zaman doğru bulmadım. Eğer bir yerde bir yanlışlık varsa şahıslar gidilir, ikaz edilir. Onlar da kendilerine bir çeki düzen verirler ki böyle bir şeyin zaten bahis konusu olmadığını da Sayın İmamoğlu ifade ediyor benim bildiğim kadarıyla.
Evet, başka bir şey, buyur. Efendim, doğrusu haberlerim şu an taşıdan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasalar değiştirilemez, metinler değildir diyerek Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerilerinin hazırlık aşamasını tamamlandığını ifade etti. Bu anayasa önerilerinin önümüzdeki yüzünün demokratik ve şanslı olacağını söyledi. MHP'nin yeni anayasa çalışmaları hakkındaki değerlendirmelerimizi alabilir miyiz? Bir de Saadet Partisi'nin böyle bir çalışması olacak. Şimdi bizim anayasayla ilgili bazı konularda çalışmalarımız var. Bunları da söylemiştik. Bu çalışmalarda devam ediyor. Daha geçmişte de bizim aslında bugüne kadar çok daha kapsamlı çalışmalarımız yapıldı. Bir anayasa nasıl olmalıdır diye. Ancak burada iktidar yanlısı bir partinin bir 100 maddelik anayasa metnini hazırlamış olmasını garipsemem, yani güzel bir iş. Ama bizim memleketimizin bütün problemlerini çözecek gibi bir anlayışı da burada beklemek mümkün olmaz. Çünkü anayasalar bütün ülkedeki partilerin ittifakıyla yapılması icap eden metinler, oluşturulması icap eden metinler. Biz yaptık, herkes gelsin buna uysun mantığı geçerli olmaz. Ama bir adım atılmış. İnşallah isabetlidir. Daha görmedik, bakmadık. Hangi maddeler var, hangi maddeler değişmiş? Bunları da görüp ona göre bir politika belirlemek mümkün. Ama ben bunun Türkiye'nin şu anda bir araya gelip de çözeceği bir problem olarak görmüyorum. Çünkü basit meseleleri bile iktidar muhalefetle görüşmeye yanaşmıyor. Çok basit konuları görüşmüyor. Nerede kaldı? Anayasayı görüşecek. Muhalefetin de katkısı olmayınca bugünkü şartlarda bir anayasa değişikliği mümkün değil. Evet. Evet. Efendim, TV5 televizyon olan Demir, tam kapanma sürecinde serbest pazarlarda kapanmasıyla çiftçinin mahsulü elinde kaldı. Ürünleri satamayan çiftçiler sebzelerini çöplere, yollara, evet, ve ormanlara attılar. Gelinen durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet efendim, aslında bu çok isabetli oldu bu sorunuz. Bu şu anda Türkiye'nin en ciddi meselelerinden bir tanesi. Bu öyle bir darbe ki hem çiftçiyi vurdu, hem üreticiyi vurdu, hem de garibanı vurdu. Biz başka yerleri bilmem ama semt pazarlarının açık tutulması olmazsa olmazdır. Tedbir alın. Orada çok büyük kalabalıkların oluşmasına fırsat vermeyin. Biraz daha geniş bir alana yayın. Ama semt pazarlarını kapatmak tahminlerin ötesinde zarar verir bu memlekete ve en çok garibana. İşte siz söylüyorsunuz, ürünlerini bekletemiyor, sebze, meyve dediğiniz bazıları birkaç günlüktür. Üretmişsiniz, satamazsanız o tüketici de tüketiciye ulaşmazsa, tüketilmezse belli bir süre içinde heba olur gider. Bu da ekonomiye vurulan bir darbedir. Sadece vatandaşa değil. Onun için iktidarın bu konuyu mutlaka sil baştan ele almasını, gerekli tedbirleri alarak, oraya da vurgu yaparak söylüyorum, gerekli tedbirleri alarak mutlaka semt pazarlarının yeniden açılmasını sağlamak lazım. O garibanın el uzattığı, ihtiyacını giderdiği, en kolay, en ucuz ihtiyacını giderdiği yer çünkü semt pazarları. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Evet, hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.